İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, yılın en çok konuşulan filmlerini sinema severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. You made it! You're in North Beach! Come on, let's have some espresso. What's that? Is that like reefer? İF İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali için geri sayım başladı. Yılın en çok konuşulan filmlerini sinema severlerle buluşturacak festival 12 Şubat'ta Beter Böcek, Makas Eller, Ölü Gelin ve Big Fish gibi filmlere imza atan Tim Burton'ın son filmi İri Gözler'le açılışını yapacak. So 42 ülkeden 115 filmi sinema severlerle buluşturacak festival, dünyanın önemli festivallerinde ilgi gören, yılın merakla beklenen filmlerini Türkiye'de ilk kez sinema severlerle buluşturacak. Bu filmlerin başında Paramparça Aşklar ve Köpekler, 21 Gram, Babil ve Beautiful gibi unutulmaz filmlerin yönetmenliğini üstlenen Inarritu'nun kara komedi türündeki son filmi Birdman geliyor. Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death like the rest of us that you don't matter. And you know what? Filmin Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre ödüllerinde en iyi senaryoyla müzikal komedi dalında en iyi erkek oyuncu olmak üzere iki dalda ödül kazandığını hatırlatalım. Festival yönetmeni Serra Celil'den ilk kez seyirciyle buluşacak diğer filmleri dinledik. Act of Killing, öldürme eylemiyle tanıdığımız Joshua Oppenheimer'ın yeni filmi, daha doğrusu Act of Killing'in devamı olan Look of Silence, Sessizliğin Bakışı var. Bence bu yine bu senenin en önemli filmlerinden. Affetmekle, suça bakmakla, geçmişe bakmakla ilgili bir film. Ira Sachs'in filmi var, Aşk Başkadır. Ira Sachs aynı zamanda burada olacak. Bir soru cevap seansı yapacak. Muhtemelen senenin en çok beklenen animasyonlarından bir tanesi olan Prenses Kaguya'nın Masalı yine programda. Ve Haluk Bilginer'in ve Gael Garcia Bernal'in oynadığı Rosewater. İF İstanbul bu yıl Azizeler, Şairler ve Meczuplar başlıklı yepyeni bir bölümle sinema severlerin karşısına çıkıyor. Jean Genet de orada, Patti Smith de orada, Doors orada, William Burroughs orada, Pina Bausch orada. Yani bunları, bu insanları bir araya getiren şey bizim kafamızda neydi diye sorarsanız gerçekten hani ikonlar onlar. Bilinçaltı yerlerden büyümemizi, gelişmemizi sağlamış insanlar. Ve bir ateşimiz varsa bu insanlarla alakası var diye düşünüyoruz. Ve o insanlar hakkında yapılmış, belki bazen kendilerinin yaptığı, daha sonra tarihe gömülmüş diyebileceğimiz belgeselleri bulduk, çıkardık. İlk ya da ikinci filmlerine imza atan genç yönetmenlerin filmleriyle yarıştığı keşif bölümünde bir Türk yapımı dikkat çekiyor. Bu senede 9 film var ve Türkiye'den de Toz Ruhu katılıyor. Nesimi Yetik'in ilk filmi. Çok değerli film, çok kırılgan, başka bir şekilde bakan Toz Ruhu gibi bir film. Lan. Festivalin son 3 günü İF İstanbul 40 farklı noktada sinema severlerle buluşacak. İF Kare adı altında gerçekleşecek projeyle İstanbul'da gösterilecek 6 film, İstanbul'la aynı anda Girne, Gümrü, Kudüs, Erivan ve Ramallah başta olmak üzere 34 farklı şehre ulaşacak. 2003'te Dünya Ticaret Örgütü'ne sahte bir web sitesi yaparak ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütü adına çağrıldıkları toplantılara katılarak kalbimizi çalan ve ondan sonra da Kopenhag, en son olarak Kopenhag zirvesinde farklı önemli örgütlerin temsilcileri olarak katıldıkları toplantılarda doğru mesajları verebilmeleriyle ve aynı zamanda çok da esprili bir şekilde verebilmeleriyle kalbimizi çalan Yes Man. Yes Man İsyan'da Dijitürk galalarının önemli filmlerinden bir tanesi. O İF Kare'de de gösteriliyor olacak. İF Kare'nin ikinci filmi Gümüş Suyu, Suriye Otoportresi. Osama Muhammed ve Simav Vediran'ın yaptığı bir film. Kanda izlediğimizde gerçekten bu senenin en önemli filmi olacağını hemen anladık. Hem Osama Muhammed hem Simav Türkiye İstanbul'da olacaklar. Belki bu arada şeyden de bahsetmek lazım. Özel bir Suriye gecesi yapıyor olacağız. Bu filmin müziklerini yapan Noma Omran geliyor olacak. Ve Suriye'den dostlarımızın, ki şu anda 2 milyon mülteci yaşıyor Türkiye'de, Suriye'den dostlarımızın hikayelerinin de anlatıldığı bir müzik gecesi olacak. Serra Celil, İstanbul'da gösterilecek kaçırılmaması gereken favori filmlerini de afişle paylaştı.
Caner Alper'le Mehmet Binay'ın, Zenne ile tanıdığımız iki tane çok sevdiğimiz yönetmenin Çekmeceleri dünya premierini yapacak İF İstanbul'da. Benim aynı zamanda çok sevdiğim filmlerden bir tanesi In the Crosswind, Estonya filmi, keşif yarışmasında. Kimsenin kaçırmasını istemiyorum çünkü aslında bir toplu göçün hikayesini sinematik olarak inanılmaz güçlü bir şekilde anlatıyor. Keskin olmaktan, keskin bakışlardan bahsettiğimizde tabii Susan Sontag var. Susan Sontag inanılmaz saygı duyduğumuz bir insan. Bu belgeseli, Susan Sontag hakkında belgeseli, adlı belgeseli seyrettiğinizde bence sizin de aklınız uçacak. Aslında bir film festivali olurken aynı zamanda yanında bir müzik festivali alıyor. Bu akşam If Music başlıyor. Emika ile başlıyoruz, Ah Kozmos ile başlıyoruz, The Hall'dayız, herkesi bekliyoruz. Festivali müzik, sanat, konuşmalar, aktivizm ve filmler olarak ayırırsak, gece etkinliklerinizi kaçırmadığınız gibi ne olursunuz, Saat Beyoğlu'ndaki etkinlikleri de kaçırmayın demek durumundayım. Çabuk olun, sonra filmler bitti diye üzülmeyin ne olur. Guy Madden, Pedro